Ve en önemlisi yapılan hatalardan birisi de tabir hatasıdır bu. Polikistik over ve polikistik over sendromunu aynı algılama. Hayır değildir. Bir önceki attığım storyde gördüğünüz şey polikistik over yani bir görüntüdür. Sizin yumurtalığınızın görüntüsünden bahsetmektedir. Sadece bu görüntüye sahip olmak polikistik over sendromu olduğunuz anlamına gelmez. Görüntü ve sendrom arasındaki farkı anlattığımıza göre şimdi bu sendromun belirtileri neler? Bir sendrom deyince bu görüntünün dışında ekstra neleri beklemeliyiz? Neleri bulmalıyız? Vücudumuzdaki sinyaller neler? Bir de bunlardan bahsedelim. Öncelikle gözle görülen belirtilere bakalım. Gözle görülen belirtilerden ilki hirsutizmdir. Hirsutizm kıllanma problemidir. Kıllanma problemini e, polikistikover sendromu olan kadınlar genelde favori bölgelerinde, gıda altında, göğüs üstünde, karında ve belde, yine bunun haricinde sırtta yaşayabilirler. Bu tüylenme sık, ince, e, böyle yoğun tüyden oluşur. Sonrasında bunlar kıllanmaya başlarlar. Kökler kalınlaştıkça kıllar güçlenir. İkinci problem ise akne problemidir. Akne problemi de nasıl gerçekleşir? Önce onu söyleyelim. Bunlara kistik akne diyoruz. Özellikle tam şu çene çizgisinde yine bazı bireylerde özellikle yastık kılıfını çok değiştirmeyen bireylerde çok fazla olur yanaklarda. Ve bir de bu tam anın ortasına domdom kurşunundaymış gibi bireyler de alabilir. Hatta benim de şurada bir örneğim var. Polikistik over örneğidir bu. Bunlar bu kistik akneler düzelmek bilmezler. Sizi çok yorarlar, ağrılıdırlar, acıdırlar. Sıkarsınız olmaz, sıkmazsınız olmaz. Çok zordur. Belirtimiz adet düzensizliği. Bunu ilk sıraya alıyor bazı insanlar ama ben bunu ilk sıraya yerleştirmedim. Çünkü illa adet düzensizliğiniz varsa polikistik over sendromunuz vardır manasına gelmiyor. Adet düzensizliğinden kastımız ne? Mesela bir ay adet oluyorsunuz, 9 ay adet olmuyorsunuz. <laughs> yani bu bazen şöyle bir durum olabiliyor. Mesela diyelim ki Virgo yani bakire bir insansınız. Cinsel bir birleşiminiz olmasa bile 9 ay siz birden regle olmayınca ya bana bir şey mi oldu hamile miyim psikolojisine bile girebiliyorsunuz. Böyle bir süreç yaratır. Testosteronunuzda erkek tipi bir kalınlaşma olur. Bunun sebebi de östrojenin vücudunuzda dilediği gibi dolaşmasıdır. Kendi kafasına göre çalar da oynar ve bunu dengelemeye çalışan progesteron yetersiz kalır. O zaman der ki ya ben seni neyle bastırabilirim? Testosteronla bastırabilirim. Hadi bakalım erkeklik hormonu çık ortaya der ve Vücudunuzda birden bir erkeklik belirtisi olan ses kalınlaşması gerçekleşir. Bunun sebebi tamamıyla östrojeni baskılamaya çalışan yetersiz kalan progesterona destek için gelmiş testosteron normalidir. Ve sesi kalınlaştıran testosteron bir şey yapar. Östrojenle savaşa girer. Ama bu savaşı ne yazık ki kazanamaz. Çünkü vücutta müthiş bir derecede fazla östrojen vardır. Ve bu östrojen der ki hadi bakalım ben seninle savaşıyorum sen de benimle savaşmaya devam et der. Ve bu hormonlar birbiriyle savaşırken bir de bir problem daha oluşur. Sesimiz kalınlaştıktan sonra saçlar erkek tipi şeklinde dökülmeye başlar. Bir bakarsınız böyle tepeden açılmaya başlamış kadınların saçı. Aman tanrım neden? Çünkü kontrolsüz yükselen testosteron bu sefer östrojeni baskılamıştır. Tıpkı menopoz döneminde östrojeni azalmış kadınların saçlarının dökülüş tipi gibi tepeden açılmalar başlar. Şuralardan açılmalar başlar ve kadınlarda saç dökülmesi görülür. Dedik ki galip gelen östrojen. Galip gelen östrojen vücutta yağlanma problemi başlatır. Zaten bu yaşadığımız akne sorunları da buradan gelmektedir. Bunun haricinde bazı insanlarda da bu akneden ziyade bir kilo alma problemi görülür. Özellikle basenlerinden şişkin, doğurgan tipli görünen kadınlar aslında bizim için tam bir östrojen tipi kilo alma, tam bir kadın tipi kilo alma, tam bir jinekoid tip kilo alma şeklini göstermektedir. Bunun haricinde ya benim östrojen tipi kilo almam yok ki. Benim bel çevrem kalınlaşıyor da diyebilirsiniz. Burada da işaret şudur. Bel çevresini kalınlaştıran şey artmış östrojenin insülin dengesini bozup size yağlanmayı bel çevresinde tükettiğiniz aşırı şekerli gıdalar, hamur işi gıdalar sebebiyle yapışması, o yağı belinizde tutmasıdır ve dedik ki östrojen insülinin dengesini bozdu kilo aldırdı işte buna benzer bir şey daha söyleyeceğiz bozulan insülin dengesi insülinin dengesinin bozulması demek vücuduna aldığın herhangi bir şekerli gıdanın aniden diye mahvedilmesi demek bunun mahvedilmesi demek de birden o insülini orada kullandın ya şekeri de düşürdün hipoglisemi atakları sürekli daha fazla yemek istedin daha fazla yemek istedin daha fazla yemek istedin çünkü şekeri dengelemeye çalışıyorsun ve sonrasında o şekilde dengeleyemediğinde bir halsizlik, bir uyku hali, baş dönmeleri, yatmak, dinlenmek istemek, bir ağırlık, böyle üzerime bir rehavet çöktü hissi başladıysa işte bu da bir belirteç. Şimdi sen tabii ki bunun haricinde diyeceksin ki başka belirti var mı? İşte geliyor en önemli belirti. Hayat karartır, başkasını düşman eder, başkasına düşman eder. Bu da nedir? Ruhsal değişiklikler. Abi seni böyle hiçbir şey mutlu etmeyebilir çok saçma aptalca şeylere mutlu da olabilirsin. Çünkü burada hormonal dengen bozulduğu için psikolojik olarak da yıkım içinde oluyorsun. Yani denge iyice şaşıyor, kafa karışıyor, düzgün odaklanamıyorsun. Endorfin yok, serotonin yok, dopamin yok. Bunların hepsi varsa da yok. Yani yok. Kullanamıyor beden bunu. Kafa karışıyor. Beden bozuluyor. Hormonal denge yanıt bozuluyor. Hormonlar arası iletişim bozuluyor. Mekanik bozuluyor. Ve insanlar en çok yoran şeylerden birisi de bu infertilite kısırlık sorunları ya da işte sorunlu gebelikler yaşanması. Bunun sebebi de şu, şimdi vücutta bir hormon döngüsünün bozukluğu var. Yani bu bozukluk sebebiyle artan östrojen ya sana sürekli regl olma emri vererek o ürettiğin yumurtayı atman gerektiğini söylüyor. Mükemmeliyetçi bir yapıda olduğu için bu ayda olmamış. O bu yumurta çok çirkin, ben bu yumurtayı beğenmedim falan gibi triplere girebiliyor. Ya da bunun haricinde gebelik gelişiyor. Ama Hormonal denge düzgün sağlanmadığı için gebelik farklı yerlerde gelişebiliyor e, ya da gebelik hiç gelişemiyor çünkü sağlıklı yumurtanın ne zaman denk geldiğini bilmediğin için yumurtlama sürecinde cinsel birleşme yaşayıp da gebelik elde edemiyorsun ya da bunu e, sana sağlamak isteyen doktorlar da senin yumurta gelişim sürecini iyi takip edemeyebiliyor. Gözle görülen belirtileri konuştuk. Bunun dışında tanı ve tetkiklerle görebileceğimiz şeyler var. Aslında en başta söylemiş olduğum polikistik over görüntüsü ilk tetkiklerden birisidir. Bunun haricinde biz bir de size kan testleri uygularız. Uygulanan kan testlerinde baktığımız değerlerden en önemlisi FSH, LH, AMH gibi değerlerdir. Bunun haricinde testosteron, östrojen, bu değerlere de bakarız ve bunların bize yol gösterici olmasını sağlarız. Şimdi biraz da bunlar hakkında vereceğim bilgiyi size. Tüylenme sorunu olan kişilerde özellikle total testosteron ve adrenal bez hormonlarına bakılır. Çünkü burada sizin vücudunuzdaki androjen seviyesini belirlemek bizim için önemli bir kriterdir. TSH ölçümü yaparız. Çünkü TSH ölçümü sizin tiroide bağlı bir probleminiz var mı? Acaba sizin sorunlarınızın sebebi tiroid beziniz mi? Bunu görmemizi sağlar. Benim en sevdiğim kriterdir. Herkesi zorlarım. Sürekli derim ki bütün danışanlarıma bu değere baktırın. Mutlaka baktırın. Buna baktırın. Sürekli söylerim ve insanlar hatta bundan bazen bunu alabilirler. Çünkü siz bunu doktorunuza ilettiğinizde illa da doktorunuz bunu görmek istemeyebilir. Ama AMH değeriniz yani antimülaryon hormonunuz bizim için çok önemlidir. Bu sizin yumurtlama kapasitenizi gösterir. Sağlıklı bir yumurta oluşturabiliyor musunuz, oluşturamıyor musunuz bunu gösterir. Eğer polikistik over probleminiz varsa siz bu polikistik over problemini antimülaryon hormonunun derece ve düzeyine göre hangi evrede yaşıyorsunuz bize bunu gösterir. Burada önemli olan şey AMH değerlerinde bir altında olmamak, dört üstünde olmamaktır. Bir buçuk ve dört buçuk aralığında olan bireyler normaldir ve bu bireyler sağlıklı bir şekilde gebek alabilirler. Yumurtlama kapasiteleri gayet düzgündür vitamini bizim için çok önemlidir çünkü D vitamini genel olarak yağlı bireylerde e, eksik düzeydedir bunun sebebi de yağlı bireylerde güneş ışığının vücut içine tamamen ulaşamaması ve bunun aktifleşememesidir şimdi yağlı birey dedik çünkü yağlanma problemi var dedik bu e, poliküstik kadınlarda ve yaklaşık olarak %65 ila %85'i arasındaki kadında da D vitamini eksikliği görülmektedir. Bu da bizim için yine bir belirteç niteliği taşır. O yüzden D vitaminini kontrol etmeliyiz. İnsülin düzeyine bakarız. Çünkü vücuttaki hücrelerin insüline direnci bize şunu gösterir. İnsüline direnç ne kadar fazlaysa o kadar fazla erkeklik hormonu var demektir. Yumurtlama baskılanmıştır ve gebe kalmak önlenmiştir. Hipotalamus'dan salınan gonadotropin salıcı hormon ve bununla birlikte çalışan FSH yani foliküs stimülizan hormon birlikte çalışırlar. Bu birlikte çalışan hormonlar hipofiz bezinin kontrolünde çalışırlar. Bunlara ek olarak bir de lüteinize edici, lüteinizeleştirici hormon yani LH vardır. Bunlar bizim için önemli kriterlerdir. FSH'ı LH'a böldüğünüzde eğer 2.5'un üzerindeyse bu sizin polikistik over adayı olduğunuzun bir göstergesidir. Şimdi gelelim asıl soruya. Ben de polikistik over var. Polikistik over sendromu var. İkisi de olabilir. Hiç fark etmez. Ben ne yapmalıyım? Nasıl gebe kalacağım ben? Şöyle yapacağız. Öncelikle kan testlerinize baktıracaksınız. Bir değerleri göreceksiniz, normalinizi göreceksiniz. Sizde polikistik over mi var? Sendromu var buna karar verilecek. Tanı aldıktan sonra ona uygun bir tedavi yolu izleyeceksiniz. Tedavi yolunuz bazen sadece sağlıklı yaşam davranışlarıyla olabilirken bazen de ek olarak almanız gereken tablet formdaki ilaçlar ya da kullanmanız gereken iğneler olabilir. Ama benim vereceğim trikler ise tam olarak şunlardan oluşuyor. Ve şimdi doğal ayşece sarı triklerine geliyoruz. Doğal ayşece sarı trikleri der ki öncelikle bir Bel çevrenizin yağlanma düzeyini aza indiriyorsunuz. Bu sizin e, mümkün olduğunca düzenli şekilde regle olmanızı, düzenli şekilde yumurta üretmenizi, östrojeni kontrol altına almanızı ve insülinle östrojeni kontrol altına aldığınız için de erkeklik hormonlarını vücudunuzdan azaltıp daha dişil enerjiyle gebe kalabilmenize yardımcı olur. Doğul Ayşeci Sarı Trikleri 2. Kesinlikle ve kesinlikle vücudunuzdaki östrojeni kontrol altına almalısınız. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Çay, kahve tüketimini sınırla. Çayı bırak. Günde sadece ve sadece bir adet küçük boyda Türk kahvesi tüket. İkinci maddeden devam ediyoruz. Östrojeni kontrol altına al demiştik. O zaman ne yapacağız? Vücudumuza doğal fitoöstrojenleri almayacağız. Doğal fitoöstrojen nedir? Fitoöstrojen bitkilerden gelen östrojenlerdir. Bu da nedir? Mesela ada çayının içerisinde bulunan östrojendir. Bu da çünkü hatta bunu şöyle şuradan da bilebilirsiniz. Regle oldunuz. Ada çayı içince böyle ağrılarınız hafifler. İşte bu fitoöstrojendir. Şeftaliyi bırak. Muzu bırak. Tarçın tüketme. Bunun haricinde baharatlardan kekiği bırak. Kimyonu bırak. İkinci maddeden yine devam ediyoruz. Vücudunuza doğal fitoöstrojenleri almayın demiştim. Bunun haricinde yapay fitoöstrojenler. Nelerin içinde var? Böcek ilaçları. O zaman eve aldığın meyveyi, sebzeyi ne yapıyorsun? Beyaz sirkeyle güzelce yıkıyorsun. Kabuğunu yemiyorsun. Kesinlikle yıkarken ovalamıyorsun. Beyaz sirkeli suda bir saat beklet. Ondan sonra tüket. Üçüncü madde. Eğer fiziksel aktiviten çok azsa, oturuyorsan, hımbılsan, hantalsan, ayağa kalk, gün içerisinde mutlaka en az yarım saat tempolu yürüyüş yap. Tempolu yürüyüş yapamıyor musun? Senin spor ayıracak vaktin yok mu? O zaman kendini aç bir müzik gün içerisinde dans et. İşlerini yaparken müzik dinle, hareket et, daha coşkulu, daha sevinçli, daha istekli, hoplaya zıplaya yap işlerini. Çok hareketlisin. Diyelim ki inanılmaz derecede fiziksel aktivite yapıyorsun. Haftanın 5 günü senin için spor yapmak çok güzel geliyor. O zaman sporunu azalt. Çünkü vücudundaki testosteron miktarını artırmak istemezsin. Vücudunda yeterli miktarda D vitamini varlığından emin ol. Özellikle kapalıysan ya da çok kiloluysan vücudunda D vitamini yüksek ihtimalle çok az düzeydedir. D vitaminini aktifleştirmek istiyorsan bunu yaparken mutlaka mutlaka kalsiyum ürünleri tüket. Yani ne yapacaksın? Süt, sütün içerisine damlat. Ayran, ayranın içerisine damlat ki ayranın içerisine damlatıp da içmen D vitamini çok sağlıklı olacaktır. Çünkü hem içerisindeki kalsiyum hem içerisindeki yağlılık o D vitamininin çözülmesine sebep olacak ve vücudunda aktif bir şekilde D vitaminini kullanabileceksin. Aynı zamanda yükselen D vitamini yani vücudunda yeterli düzeye erişen D vitamini hem kolayca zayıflamanı sağlayacak hem odaklanmanı arttıracak hem sağlık düzeyini geliştirecek hem de senin e, gebe kalma ihtimalini yükseltecek. Çünkü insülin dengeni de düzelteceği için vücudundaki androjen hormonlarının azalmasını sağlayacak Cinsel yaşamın bir programa dahil olmasın. Yani cinsellik sürecini asla ve asla motomot sadece ve sadece çocuk gerçekleştirmek için, çocuk yapmak için kullanma. Bunu e, keyif alabileceğin, mutlu olduğun, eşinin ve senin istediğin zamanlarda, ikinizin de birlikte e, bu eylemi gerçekleştirmek istediği zamanlarda gerçekleştirin. Yani ille çocuk amaçlı olmasın. Planlı programlı yapılan şeylerde stres mekanizması devreye girdiği için bu senin gebe kalmana engel olacaktır. Ve Stres mekanizması dengeye girdiğinde kortizol düzeyi yükselir, insülin çalışma mekanizması bozulur. Bu da senin gebe kalmana engel olacaktır. Şimdilik polikistik overle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Merak ettiğin şeyleri bana sorabilir. İstersen DM'den yazabilirsin, istersen YouTube kanalımı takip edip oradaki videoların altına da sorular yönlendirebilirsin. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.